Hocam şimdi Azerbaycan, Ermenistan tabii pazar sabahından itibaren bunları konuşuyoruz. Onu konuşacağız tabii ki. Biz biraz değişiklik yapalım. Amerika'da da önemli bir hadise var. Seçim var ve aslında bütün dünyada belki de o seçim sonucu Etkili. neticesinde neler olacak? Göreceğiz Kafkasya, Balkanlar, Doğu Akdeniz falan derken mutlaka herkes bir taraftan da Trump mı Biden mı bunun hesabını da yapıyor. Bütün aktörler Rusya olsun, İran olsun, İsrail olsun, Körfez ülkeleri olsun. O yüzden orada da seçim var ve bu seçim öncesi ilk karşı karşıya Amerikalıların o debate dedikleri tartışma Başladı. arenası ilk turu yapıldı. Ben nacizane dikkat ettiğimde şunu gördüm. Önceki başkan adaylarının tartışma programlarına nazaran biraz daha böyle hakaretlerin, böyle bir kötü sözlerin havada uçuştuğu ya da işte birbirlerine yönelik saygısızlıkların daha fazla olduğu, daha yoğun olduğu bir tartışma programı oldu diye ben kendim elimdeki verilerle bunu görebiliyorum, söyleyebiliyorum. Siz Doğru. neler Ya söyleyeceksiniz? aslında dün akşam ben de bir başka televizyon kanalında bir programdaydım. Açıkçası oturup tabii saat farkı olduğu için sabaha karşı Tamam. izleyemedim. Fakat bugün buraya gelmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor benim küçük kızım. Damadımla yazıştık. O da uzun uzun yazmış. Tabii birkaç da yorum okudum, sadece onunla yetinmedim. Tamam. Ama izleyeceğim tabii mutlaka. İlk gelen verilerde anlaşıldığı kadarıyla böyle seyircilerin çok memnun, izleyicilerin çok memnun kalmadığı bir debate, bir münazara ya da bir tartışma olmuş. Şöyle, hatta biraz da genelde bizim Amerikan başkan adaylarının tartışmalarında alıştığımız üzere bol verili, rakamlı, ileriye matuf perspektiflerin, projeksiyonların yapıldığı böyle bir tartışmanın ötesinde zaman zaman bir ağız dalışı da Palyaço, yaşanmış. fino köpeği, Evet, işte Rus uşağı, kapa çeneni salak, demiş aptal Biden vesaire. Evet. mesela kapa çeneni demiş Trump'a. Anlaşıldığı kadarıyla Trump sürekli daha çok fazla zamanı kullanarak, kendilerini daha çok konuşarak böyle bir baskın gelmeye çalışmış. Şimdi bu bazen çok iyi olmuyor. Bizim tartışma programlarında falan da oluyor, biliyor Evet. musunuz? Yani mesela işte bağlayın efendim diyor mesela moderatör sizin gibi. Şimdi tabii son cümlemi söyleyeyim, bağlıyorum diyor. Arkadan böyle bir son cümle falan diye birkaç paragraf daha giriyor. Efendim evet lütfen şeye döneceğim, öteki konağa döneceğim. Son cümlenizi alayım. Son cümle bir türlü bitmiyor. Zannediyorlar ki çok konuşunca böyle bir şey, yani böyle hani kendi fikirlerini daha fazla böyle bir enjekte edecek, kabul ettirecek. Tam tersine bazen de itici oluyor. Önemli olan belli bir sürede söyleyeceklerinizi çok kompakt bir şekilde derli toplu söyleyebilmek, ikna edici bir tarzda konuşabilmek ve izleyenlere de biraz da sempatik gözükebilmek. Yani işin aslında sırrı burada. Maalesef herhalde Trump onu dün yapamadı. Biden'ın da aslında çok iyi bir hatip olmadığı söyleniyor. Yani dikkatle izlemek lazım. Bazen de insan çok iyi bir hatip olmayınca söyleyeceklerini de çok yararlı, can alıcı noktalara temas etmesi beklenirken bu sefer onu da iyi şey yapamıyor, söyleyemiyor. Fakat bu bildiğiniz gibi daha bey ikincisi olacak, üçüncüsü olacak. Üç round üzerinden oluyor. Ama genelde beklenildiği üzere işte Covid'le mücadele üzerinden biraz vurmaya çalışmış Biden. İşte Trump da işte aşı geliyor demiş. Yani Trump bir de Biden'ın sürekli hani böyle akli melekelerine takmış durumda. Yani bunu çok sık vurguluyor. Şimdi o da çok yani bence doğru değil yani. General de Gaulle Fransa'nın efsanevi liderleri, yani çok Biden'dan çok daha yaşlıydı görevde olduğu zaman. Amerika Birleşik Devletleri, yani dünyadaki bir dönem işte yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki liderlere falan bakıldığı zaman Biden'dan daha ufak yaşta değillerdi hiçbir tanesi. Yani bir tuhaf, yani ben kendi adıma çok doğru bulmuyorum. Biden amca diyor tırnak içerisinde. Biden amca bakalım ne söylemiş. Biden amca. Biden amca dedi 77 yaşında. Kendisi 74 yaşında. Yani bütün bu söylediklerin sadece 3 yaş fark için mi? Ya Trump da 74 yaşında. Fakat şimdi tabii şöyle bir şey var. Aslında Trump geldiği zaman yani çok sürpriz oldu, biliyorsunuz. Hatta Hillary Clinton, biliyorsunuz, yani Amerikan bu şeyde başkan adaylarının tanıtıldığı kongrede Hillary Clinton da geldi konuştu. Aman herkese oy vermeye çağırıyorum. Demokrasiye sahip çıkın gibi şeyler söyledi. Yani bakın Amerika'daki demokrasi bile tartışılıyor. Çünkü sizi hepiniz oy vermeye çağırıyorum. Ben 3 milyon oy fark attım.
Ama kazanan Trump oldu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz sonra seçilen delegeler başkanı seçiyor. Yani bizim eski zamandaki müntehi bir saniye dediğimiz hani ikinci derecede seçmenler gibi ilginç bir sistem. Yani normal sandıklardan çıkan oy pusularında 3 milyon fark atıyorsunuz ama başkanlığı kaybediyorsunuz. Böyle de enteresan durumu var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.